Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Ütopya Çiçek Evi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu havortiyalarda kök çürümesi olduysa ne yapmalıyız? Nasıl bir işlem uygulamalıyız? Bu havortiyamız güzel bir saksıda dikiliydi. Ama bizim dükkanda biliyorsunuz kedilerle haşır neşir olduğum için dışarıdan mama yemek için dükkana gelen kedilerden bir tanesi rafın arkasına saksının birini devirmiş ve kırmış. Bu havortiyamızda bayağı bir hasar görmüştü. Kök çürümesi olmaya başlamış. Çünkü gözümden kaçmış rafın arkasına düştüğü için. Şimdi bu havortiyamızı genelde toprakta dikiliyken de bu olabiliyor. Kök çürümesi yaşanabiliyor. Şu alt yapraklarını şöyle yavaş yavaş alacağım arkadaşlar. Bakın kökün şu kısmı kararmaya başlamış. O kısmı temizleyeceğim. Havortiyalar yapraktan yavru verebiliyor arkadaşlar ama çok uzun sürede yavru veriyor. Ben bunu daha önce deneyimledim. Sağlam havortiya yapraklarını toprağa bu şekilde şu kısmı toprağın içinde kalacak şekilde diktiğimizde yani birkaç ay sonra uzun bir süre sonra yavru veriyor. Bunu elinizde eğer sağlıklı yapraklarınız varsa deneyebilirsiniz. Yaprağı bir sağa bir sola bu şekilde çevirerek alıyorum. Bakın böyle yüz yuvarlak şu kısmı toprağın içine gelecek şekilde dikebilirsiniz. Şimdi şu kararan kısmı yavaşça keseceğim arkadaşlar. Kestikten sonra bakın tamamen içi bembeyaz, gayet sağlıklı. Bu kısım tamamen kararmıştı. Bunu kök zannetmeyin çünkü kararmış yumuşama da var. O yüzden kestim. Şimdi bunu ne yapacağım? Normalde bunu bırakıp birkaç gün yarasını kurutmak lazım. Birçoğumuz evlerde bu yara olan kısmına tarçın ben köklendirme hormonuna batıracağım arkadaşlar. Tarçın falan kullanmıyorum çünkü. Direkt köklendirme hormonuna bakın şu şekilde ağzına kadar doldurdum kapağı değebilmesi için. Şöyle batırıp birkaç saniye bekletip şimdi bunu bir peçetenin üzerine bırakıp bekleteceğim arkadaşlar. Birkaç gün sonra direkt toprağa oturtacağım. Toprağa oturttuğum zaman zaten o kök vermeye başlayacaktır. Şuradaki fazlalıkları bir peçete yardımıyla hemen alacağım. Evet, şuradaki fazlalıkları peçeteyle alacağım. Bitkinin gövdesini yakma ihtimaline karşı. Bir arkadaşımız sormuştu. Köklendirme hormonuna toprağa yatıracağımız yaprakları da batırsak acaba daha mı çabuk kök verir diye hiç denemedim. Ama klasik türlerden mesela Grapto türlerinden deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu bekleteceğim. Sonra toprağa dikeceğim. Şu kısmını hafif solüsyona batırıp toprağa o şekilde dikebiliriz. Yani denemekte fayda var. Dediğim gibi denemedim ama faydası olacağını düşünüyorum. Hatta bazı köksüz kaktüslere de köklendirme hormonunu sulandırıp mesela sulama suyuna bir damla iki damla damlatıp karıştırıp sulama suyunda kullanılabiliyor. Onu da duymuştum daha önce, yapanları da biliyorum. Faydası olduğunu da biliyorum. İlacın ismini de sizinle paylaşmak istiyorum. Torusal tonik arkadaşlar, ilacın ismi, sarı bir sıvıdır, köklendirme hormonu. Bundan internetten bulup satın alabilirsiniz. Ben ilaç ve vesaire bu gibi şeyler satmıyorum, sadece kendim kullanıyorum. Faydasını gördüğüm şeyleri de sizlerle paylaşmak için bu videoda söz ettim. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol çiçeklerle kalın, hoşça kalın.